Ben Mehmet Coşkun, Yosek Ablo sahibi kamera sistemlerinden. Diğer arkadaşlar, bugün 200 metre bir kuyu kamerası yaptık. Ankara, Çankaya'da bir maden firmasına göndereceğiz. Kameranın fiziki görünümü bu şekilde. 34 milim çapındadır. 316 paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. 30 bar, 300 metre suyun basınca dayanabilir. Her ne kadar kablomuz 200 metre olsa da kameramız 30 bardır. 300 metre suyun basıncına dayanabiliyor. İçin bağlantı bölümünü yayla güçlendirdik. Buradan da ana kameranın kendisinden de bir halat çıkışı yaptık. Müşterimiz buradan halat bağlayacak. Kabloya yük bindirmeyecek. Uzun süre bunu bu şekilde kullanabilecek. Buradan da halatla bağlantı yapılıyor. Kameraya yük bindirilmiyor. Birçok kez videolarımızda söylediğimiz gibi kameramızın kendisi 34 milim çapındadır. Burada bizim ürettiğimiz değil, yurt dışından ithal gelen bir orijinal kuyu kamerasıdır. Bunun fiziki olarak büyüklerini, normal güvenlik kamerasının ana bordunu içerisine takmak ve CNC'de dış kasayı ayarlamak şeklinde yapanlar var. Onlarla bu kameraların gerek görüntü kalitesi, gerek suya mukavemeti karşısında hiçbir ilgisi yok. Bunlar profesyonel kuyu kamerasıdır. Sonradan toplama, yani uydurma sürüm bir cihaz değildir. Burada özel bir makara tekniği kullanıyoruz. Bakınız. Burada müşterimiz kamerayı şöyle biraz daha geniş çek abi. Kamerayı bu şekilde kuyuya doğru veyahut da herhangi bir yere doğru indirirken bakınız arka bölümde dönme yaşanmıyor. Dolayısıyla kabloyu açmak zorunda kalmıyor. Bu şekilde aynı toplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da bağlantıyı yapıyoruz. Şimdi makaramızın arkasında 3 metre bir uzatma kablomuz söz konusu. Arka bölümde. Buradan da fizik olarak soketlerini çıkarttık. Çok basit bir şekilde. Video ve enerjiyi bağlıyoruz. Özel bir monitörümüz var. 9 inç. Full HD bir monitör. Monitörler fiziksel olarak birbirine benziyor ama monitörümüz çok özel. Full HD görüntüyü aynı şekilde yansıtabilen bir monitör. Buradan start butonuna bastığımızda direkt monitörün kendi logosuyla beraber açılacak ve görüntüyü almaya başlayacağız. Bakın şöyle geniş bir kapsam tutuyor. Kameramız hem yakından hem uzaktan ideal görüntüyü verebiliyor. Bakınız bu şekilde. Aynı zamanda soket üzerine yerleştirdiğimiz dimmer sayesinde kameranın ışığının şiddetini artırabiliyor ve düşürebiliyoruz. Herhangi bir ekstra enerji ihtiyacımız yok. Bütün akü ve enerji sistemi çantamızın içerisinde. Buradan kapatıp iki parça halinde çantamızda fizik olarak götürüyoruz. Makaramız da burada. Dediğim gibi buradan da makarayı sardıracağız. İki parça halinde kullanabiliyoruz. Biz bunu 1000 metreye kadar özel tasarlayıp müşteriye uygun hale getirebiliyoruz. Şimdi bir de buradan makaramızın daha iyi anlaşılması için kamerayı buraya sabitleyeceğim ve döndürme şeklinde görüntüyü size göstereceğim. Şimdi bakınız. Kameramızı buraya sabitledim. Ekrana bakıyoruz. Şimdi bak bu şekilde geri çek abi. Şöyle ikisini beraber çek. İndiğini varsayalım kuyuya. Arka kablo dönmüyor bakın. Arka kablo dönmediği için çok daha konforlu bir şekilde bu şekilde indiriyoruz. Ve aynı şekilde topluyoruz. Hangi yöne çevirirsem çevireyim herhangi bir görüntü kesilmiyor. İçerisinde özel tasarlanmış bir rulman sistemi mevcut. Bakın buradan geliyor. Burada 3 metre uzatma kablomuz var. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Burada önemli olan unsur bakın şu şekilde. Hangi yöne çevirirsem çevireyim herhangi bir görüntü kesilmeden görüntüyü alabiliyoruz. Tamam kapat.